Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimiz ikinci lemadan devam ediyoruz. Daha önce birinci, ikinci nükteyi okumuştuk. Bugün kısmet olursa Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın münacatı ile ilgili dördüncü nükteyle devam edeceğiz. Dördüncü nüktede şöyle geçiyor. 21. sözünün 1. makamında beyan edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir. Evet, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir. Fakat vehmin tahakkumuyla ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi, geçmiş ve müstakbele dağıtıp, geleceğe dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez. Şekva başlar. Evet, geçmişte başına gelmiş bir hastalık veya bir musibeti onu düşünse yahut da gelecekte başıma ne gelecek onu düşünse bugünkü hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez. Şekva başlar, adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder, hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Evet. Bu okuduğumuz dördüncü nüktede Cenab-ı Hakk'ı insanlara şefka etmek diye bir cümle geçti. Allah'ı insanlara şikayet etmek iki tarz ile oluyor. Birisi Allah'ın icraat ve fiillerine, işlerine karşı açık bir şekilde isyan etmek ve rıza göstermemektir. Allah neden bunu bana reva gördü? Ben ne yaptım da başıma bu geldi? Ben bunu hak etmemiştim. Allah neden ona verdi de bana vermedi? Niye başkasına bu hastalığı vermiyor, niye bana veriyor? Bu şekilde şikayet ediyor gibi birçok şikayetler vardır ki bunların bazısı maazallah insanı küfre ve şirke bile düşürür. Allah'ın icraat ve fiillerine alenen açıkça şekva ve şikayet bu manadadır. Üstelik bu sızlanışları başka insanların yanında söylemek de Allah'ı kullara şikayet etmek demektir. Bu tarz şekva, bu şikayetler imanı zayıf olanların ya da imanı tehlike içinde olan avamın şekvasıdır. Yani cahil insanların şekvasıdır bu. Musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Yani bir musibet insanın başına gelirse bu musibete karşı insan zayıftır, acizdir. İster istemez duygulanır ve ağlar. Fakat şekva ona olmalı. Şekva, şikayet Allah'a olmalı. Allah'ı başkasına şikayet etmemek lazım. Ondan olmamalı. Bu mektubatta böyle geçiyor. Allah tarafından verilen ve çok hikmetlerle bezenen musibetlere karşı insanın sabırlı olması gerekir. Allah insana gülenemeyeceği bir musibet vermez. Yani insanın gücü aşan musibetleri Cenab-ı Allah vermez. Şayet insan acizliğinden dolayı musibeti kaldıramayacak durumda ise Allah'a sığınmalı, inayet ve rahmetini beklemelidir. İkincisi ise alenen açıkça, açıktan değil ama tahkiki iman ve tevekküle yakışmayan ince sezenişlerdir. Bu eseri ehli imanda görünür. Tahkiki iman ve tevekkülü vardır. Ama hadisatın tazikatından, bela ve musibetlerin ağırlığından dolayı bazen inceden inceye sezeniş eder. Bu haller imanın kemaline ve mahz-i ubudiyete yakışmaz.
gerçek manada ki Cenab-ı Allah'a karşı kulluğa yakışmaz. Ama çabuk hatasını anlar ve tövbe eder. Mesela bazen hastalık ve sıkıntısını başka insanlara tasvir eder. İnsan kalkıyor sıkıntısını başkasına anlatıyor. Gerçi bunlar insanın zaaf ve arzinden gelen şeylerdir. İnsan zayıftır, acizdir. Bu azle istinaden insan bazen derdini söyler. Ama kamil imana münasip düşmez. Ehli kamil olan, hakiki iman sahibi olan, takki iman sahibi olanlara bu münasip düşmüyor. Yani insan şikayet etmemesi lazım. Kamil iman sahiplerinde her iki şikayet tarzı da görülmez. Belki bu mübarek zata şikayet etmek istese şikayetini Allah'a yaparak sıkıntısının izalesini yok etmek için talep eder. Yoksa Allah'ı insanlara şikayet etmez. Artık insan tahammülü kalmaz. Ya Rabbi şifa ver der. İnsan aciz ve tahammülsüz bir fıtrata sahip olduğu için ağlamak, sızlamak ve şikayet etmek ister. Bu yüzden insana ağlama, sızlama, şikayet etme denilemez. Evet, bu yüzden insana ağlama, sızlama, şikayet etme denilmez. Ama ağlama, sızlama ve şikayetin yüzü ve yönü ayarlanabilir. Bunun en güzel misali Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın tavrıdır. Ben derdimi de üzüntümü de ancak Allah'a şikayet ederim. Hazreti Yakup öyle söylemiştir. Şayet bir insan musibetin sıkıntısını ve elemini çekemiyor ve takat getiremiyorsa o zaman ya Rabbi ben bu musibeti kaldıramıyorum. Onun elemine dayanamıyorum, onun acısına dayanamıyorum. Bu musibeti ya kaldır ya da hafifletir demeli. Ona sığınıp, Cenab-ı Allah'a sığınıp niyazda bulunmalıdır. Yani musibeti Allah'a şikayet etmelidir. Yoksa Allah'ı başkasına şikayet etmemek lazım. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın kısasıyla devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.